Şu anda Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarıyla buluştuğu noktadayız. Yepyeni bir programla, yeni bir heyecanla, yeni bir solukla, yeni bir içerikle sizlerle beraberiz. İlk programımız ve bu ilk programımızda çok ama çok özel bir konuğumuz var. Kendisi aynı zamanda iyi bir sporcu, iyi bir taraftar ama en önemlisi söz yazarı, besteci, yorumcu, müzisyen ve birden fazla enstrümanı kullanabilen ve aynı zamanda üniversite hayatında birden fazla dallarda eğitim görmüş, sokak müzisyenliğinden gelerek milyonların sevgilisi haline gelen Koray Avcı şu anda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bizlerle beraber. İyi ki varsın, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben seni anlatırken yoruldum. Gerçekten iyi ki varsın. Topu alıp koşasım geldi. Topu alıp koşasım geldi şu an kaleye doğru. Hayatında herhalde ilk defa mı? İlk defa. Stattasın. Yani daha önce tabii gittim statlara ama ilk defa Fenerbahçe stadındayım. Daha önce hiç kısmet olmadı gelmek. Yani çok keyifli. Yani güzel değil mi? Çok keyifli. Çimlerin üzerinde olmak da keyifli. Yayına gelmeden şöyle bir koştum içeri doğru da İmre dedi aman dedi sakın dedi dikkat et dedi. Evet. Giderken bir daha koşacağım ama. Anı olsun. Bir daha koşacağım. Bir daha olmaz çünkü nerede bulacağız yani. Hoş bulduk tekrar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tamamen senin sahne hayatındaki o interaktif dinleyicilerle buluşmanı aslında birazcık da buradaki yansımasını yapacağız. Öncelikle 2012 yılı itibariyle tam anlamıyla müzik hayatında o basamaklara çıkmaya başladın ama ben biraz daha gerilere gitmek istiyorum. Hayatında bir Doğan Eseliksin var. babamın bir tane Doğan Eseliksi vardı. Evet. O bizim için çok özel bir arabaydı. Evet. Yani birçok şarkıyı, şu an dinlediğim bütün müzikleri o arabada dinledim ben. Evet. Yolculuklarda dinledim. Bize çünkü kaset çok önemliydi. Babam yani para kazanıyorsa bilin ki eve yeni kaset geliyor demekti yani. Ve o arabada sürekli tek kaset dinlenirdi. Babam çok değiştirmeyi sevmezdi. Yani atıyorum o Kayseri'deydin o zamanlar galiba. Mesela Ankara'dayız. Mesela Kayseri'ye teyzemlere gideceğiz. Tek kaset. Tek kaset. Kayseri yakın da mesela Bodrum'a falan tatile götürdüğü zaman bitmiyor abi. Kaset sürekli kaset dönüyor. Onu biz usanana kadar bize dinletirlerdi babamlar. Bütün şarkıları hep ondan ezberlemişim. Yani şu an sahnede okuduğum çoğu şarkıyı mesela bana şey diyorlar. Ya sen hep başkalarının şarkılarını okuyorsun. Ben de onlara diyorum ki ben bu şarkılara çok zaman harcadım. Evet. Çok zamanımı harcadım. Çok yani en güzel zamanlarımı harcadım ve çok ciddi hikayelerim var onlarla ilgili. Aslında o şarkılar benim. Yani zaten mesela ben yazıyorum, siz okuyorsunuz. Siz okuduğunuz zaman herkes siz yazmışsınız zannediyor. Kesinlikle. Çünkü bunu insan çok söylüyorlar senin için. Evet. Yani mesela Nurettin Rençber'den bir şarkı okuyorum. Bir kısım bana ait olduğunu zannediyor. Ama ya ben tabii onu bir şekilde insanlara anlatıyorum. Bakın bu şarkı Nurettin Rençber ama sonuçta okuyanın diliyle bir şekilde yansıyor. Herkes kendi tarzıyla okuyor. Ben de o dönem ezberlediğim ve dinleyip de böyle benimsediğim birçok şarkının ismini bilmediğim halde şu an bazen böyle otururuz çocuklarla. Bir şarkı söylerim ismini bilmem ama aklımdan geçer o şarkı. İşte o dönemden kaldı bende. Yani babamın bana en büyük mirasıdır. Evet, iyi ki de kalmış. Kasetler. Mesela diyorsun ya işte Kayseri'den çıkıp Bodrum'a gidiyoruz. Evet. Aslında bazı şehirler diyebilir miyim bilemiyorum ama bazı şarkılarla da örtüştürmüş tabii, durumdasın değil mi? Ben var öyle. Mesela Bodrum'a gittin, hangi şarkı? Seni Kimler Aldı. Güzel. Ankara? Ankara'ya gittiğim zaman bu kentte yalnızlık çöktüğü zaman. Mesela diyorsun. İstanbul'a geldiğim zaman mesela Özlem Özdil'in bir şarkısı geliyor aklıma. Neydi? Gönlüm Dağlar'da. Bir de İstanbul'dan çıkarken Islak Islak. Islak Cem Karaca. Giriş çıkışlar da değişik. Giriş çıkışlarda da benim şarkıları var. Girerken başka şarkı, çıkarken başka. Ama şöyle yani bizim arabamızda sohbet çok edilmez. Annemle babam ederdi. Biz arkada. Bize de ederdi. Evet. Çünkü şarkı çaldığı zaman herkes, yani eser başladığı an herkes sadece yola bakar. Ve şimdi hayal kuruyorsunuz. İstanbul'a girdiniz, Boğaz Köprüsü'ndesiniz. Çalan şarkı buraya ait. Evet. İlk çalan şarkı. Evet. Seçtiğimiz bir şey de yok aslına bakarsanız. Ya o bir artık ritüel haline geldi bizde. Ben o yüzden çok dikkat ederim arabamda şarkı çaldığımda. Şimdi artık CD kaset yok. Evet. Açıyoruz telefondan şarkı listesi. Çok dikkat ediyorum bir şehire giderken doğru şarkıyı açmaya. Çok enteresan bir duygu. Doğru söylüyorsun. Giderim Muğla'ya mesela. Çok. Evet. Bu şarkı. Çünkü ağlamaya başlıyorum bu sefer.
denk geldiği zaman böyle gözlerim dolmaya başlıyor. Çünkü bütün şarkıların bende başka anısı var abi. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Muğla dediğin zaman da senin üniversite hayatının önemli kilometre taşlarında açıkçası. Onunla ilgili seninle merak ettiğim bir sorun var ama öncesinde çok merak ettiğim bir şey var. Buyurun. Şimdi haliyle yaşadığın veya gittiğin anısı olan şehirlerle hep bir şarkılarını örtüştürüyorsun. Evet. Hatta giriş çıkışlarda bile ona göre repertuar bile şarkıları bile hazırlıyorum diyorsun. Evet, evet. Onun için de belki konserlerinde normalde 1-1,5 saat konserde sahne performansını göstermen gerekirken profesyonel anlamda zaten 2,5 saatten aşağı düşmüyor senin konserler. Düşmüyor maalesef. Düşmüyor abi. Şikayetçi değiliz. Ben de değilim. Dinleyiciler de hiç İnan şikayetçi de değil. Aslında bu senin sahneyi ne kadar dolu dolu, ne kadar yaşayarak, ne kadar hissederek okumanla alakalı diye. Ya bana bir kalabalık verin. Evet. Gerisine karışmayın yani. Bu illa konser alanı olmak zorunda değil. Bana bir kalabalık verin yani. Beni hiç hani hiç hepsi nefret etsin benden. Ama bana bir kalabalık verin. Hayır yani anlatmak istediğim çok bu konudaki özgüvenim yani böyle hani bilip de yaptığım bir şey değil aslına bakarsanız. Hani bana bir kalabalık verin. O kalabalığı paramparça ederim değil. Benim yok. Öyle bir özgüvenim yok. Bu bilinçsizce yaptığım bir şey. Bir kalabalık verin ve hepsi benimle beraber şarkı söylemeye Koray, başlar. Bunun şeyle alakası olabilir mi? Sen sokak kültüründen, sokak çalgıcılarına ayrı geleceğim. Yani, onun verdiği bir rahatlık, hayatı hani bu şekilde yaşamak, insanlarla birebir... Sokak bir özgüven veriyor. Tabii, insanlarla birebir irtibat kurman. Evet, ya o bir özgüven veriyor. Değil mi? Bana yani, öyle geliyor açıkçası. Bir futbolcunun sahada rahat rahat koşabilmesi gibi bir şey bir insanın sahnede şarkı söylemesi. İkisi gibi. De ayrı bir özgüvene sahip. Aynen. Yani... Kolay değil o kadar kalabalığın içinde şarkı söylemek. Mesela geçen gün Avrupa takımını izledim, futbol maçını. Mesela seyirci yok. Duygusuz geldi yani böyle. Futbolcuların bile enerjisinin düşük olduğunu hissettim. Yani anlatabiliyor tribün muyum? Tribün ve taraftar tetikleyen i̇şte şeyler. Aslında özgüveni veren de o karşıdaki kesinlikle. İnsanlar. Ben sokakta şarkı söylerken bir boşluğa şarkı söyleseydim muhtemelen suratsız mutsuz bir adam olurdum. Ama onu bir şekilde kendime çekebilecek enerjiyi yakalamam gerekiyor. Sokağın verdiği ayrı bir haz var o yüzden bende. Oradan aldığım eğitimle şu an insanlara kendimi bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama bunun sokakla da aslında pek alakası yok diyor annem. İlginç. Çünkü biz böyle aile sohbetleri böyle misafirliğe gittiğimiz zaman hep en önde ben bir şeyler anlatan, tiyatro yapan çocuktum hep. Yani hep bir hadi Koray gel de biraz gülelim diyen, hadi bir tane şarkı söyle de dinleyelim diyen bir ailemin arkadaş çevresi vardı. Ben orada da biraz kendimi, özgüvenimi kazanmaya başlamıştım yani. Yani misafirliğe gidiyoruz. Bir de böyle 3-4 aile değil, 5-6 aile toplanırdı babamla. Evet. Bir süre, 1-2 saat sonra yemek yendikten sonra masanın başına ben geçerdim mesela. Hadi bakalım Koray'cığım. Ailede kim komikse onların taklidi falan yapılırdı. Hikaye uydururdum kendi kendime, onları anlatırdım. O ya temelden beridir bir insanlara bir şeyler anlatma isteği var bende. Demek ki belki de o böyle bir hazım var. Belki yani. De ama şimdi çocukluk yıllarına döndüğümüz zaman da her anne babanın, her ailenin çocuğunun geleceği eğitimi için hep doktor ol, mühendis ol olayı vardır. Evet. Onu sende de istemişlerdir. Yani hayat hikayende de bunu çok rahat görebildim ama sen resme ve müziğe ilgi duyuyordun. Yani babam mesela annem gelip hadi oğlum bir resim oku. Babam gelip bir hadi oğlum bir müzik oku deseydi ben şu an burada sizinle oturuyor olmazdım. Evet. Yani o yüzden onlara kızmıyorum. Önceden kızıyordum ama insan bir şekilde büyüdükçe, gördükçe, öğrendikçe farkına varıyor. Önceden kızıyordum. Diyordum ki yani niye fizik okudum mesela? Niye iç mimarlık okudum? Niye resmi yarım bıraktım? Ama şimdi baktığım zaman bunları yaşamasaydım anlatacak bir şeyim olmazdı diye düşünüyorum. Belki bir müzik okusaydım şu an statta oturup şarkı söyleyecek bir durumum olmazdı galiba ya. Belki. Şimdi bazı şeyler hani şans ve niyet çok önemli. Şimdi geliştiriyorum kendimi. Eksik kaldığım, o yaşlarda eksik kaldığım ne varsa şimdi her şeyi toparlamaya başlıyorum. O yüzden hiçbir sorun olmadı benim için. Başlarda çok üzülüyordum keşke müzik okusaydım diye. Ama şimdi bir orkestrayı yönetebilecek bilgiye sahibim. Evet. Ve bir kimin hangi şarkıyı istediğini bilecek bilgiye sahibim. Bundan bahsederken ne olur yanlış anlamayın. Yok. Sadece kendi yaptığım işi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben bunu yapıyorum, ben şunu yapıyorum, ben çok iyiyim falan değil. Ben kendi hanemde
kendi haznemde beni dinlemek isteyen insanlara verdiğim şeylerin nereden geldiğini anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Sahnede dikkat ettiğim çok önemli bir özelliğim var. Sadece şarkıyı söylemekte kalmıyorsun. Tamamen izleyicilerle, dinleyicilerle birebir kontak kuruyorsun. Söylediğin şarkıların hayata dair neler ifade ettiğini onlarla birebir samimi bir dille onlardan biri gibi anlatıyorsun. Onlara dokunmak da onları çok rahatlatıyor açıkçası. Kesinlikle. Onun için 1,5 saatlik konser 2,5-3 saate çıkıyor. Söyleyelim de bitsin dediğim hiçbir zaman olmadı. Hadi ya bir an önce okuyalım, paramızı alalım falan hiç olmadı yani. Onun hani, için de 2,5-3 saat rahatlıkla sahnede kalıyorsun zaten. Mesela kolay. Bazen içerik insan girdiği zaman bu güvenlik kontrolleri biraz uzun sürüyor. Evet. Normalde diyelim işte 9'da giriş yapılıyor alana ya da konser salonuna. Biz diyelim ki 10.30'da sahneye çıkmak zorunda kalıyoruz. Mesela 10'da sahneye başlaması gerekiyor. 10.30. Hadi başlayalım başlayalım. Dışarıda yuh çekenler, alkışlayıp hani işte durumu boykot ediyorlar falan. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Arka maalesef tarafta, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evet, çıkmadığı zaman, zamanında çıkılmadığı zaman sanki zannediyorlar ki özellikle yapılıyor. Egosu var, değil, işte değil. Çıkmıyor. Değil aslında. Zaten bu egoyu, herkeste ego var ama kimsede ego yokmuş gibi davranmak da çok enteresan. Yani egoyu kullanmayı bile bilmiyoruz ülkede. Kullananlara evet. Da saygı göstermiyoruz. Yani karşılıklı bu böyle değişik iletişimler yaşanıyor. Bunları da mesela sahneye çıktığım zaman sahnem 2 saat 45 dakika sürüyorsa evet. Bunun 6 dakikası bunu anlatmakla geçiyor. Anlasınlar diye bekliyorum. Beni dinlemeye gelen insanların hikayesi olduğunu düşünüyorum. Hikayesi olmayan insanın beni gelip dinlediğinde hiçbir şey almayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanına gittik. Bu konudaki özverimiz hiçbir zaman bitmeyecek pandemi olsa bile. Tekrar kaldığımız yerden devam edip insanlarla iletişim kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim başka anlatacak başka bir yerimiz yok. Yok. Mesela şeyi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Sahneye çıktığın zaman dostlarımla beraberim. Evet. Bu dostlarım sizlere selamlarını iletiyorlar. Kim bunlar? Pir Sultan Abdallar, evet. Cem Karacalar, Neşet Ertaşlar, Barış Manço'lar, Sezen Aksu'lar. Şimdi bunu düşünmek çok basit gibi gözüküyor çerçeve kesinlikle. Anlamında. İşte hani onlardan şarkı söyleyecek lazım. Ama işin açıkçası bambaşka bir dünyanın içine sokuyorsun o insanlar. Evet. Oradan da egoya geleceğim. Hani ego diyorsun da çok açık ve net söyleyeceğim. Sen 2012 yılı itibariyle sokak çalgıcılığıyla başlayan, metroda yaşadığın bu müzik hayatıyla YouTube'da bir şekilde görülen, beğenen ve ondan sonra milyonlara hitap eden bir insansın. YouTube'da izlenme rekorları kırıyorsun ama hiçbir şekilde basında bunları konuşmuyorsun. Evet. Hiçbir şekilde bunu yansıtmıyorsun. Ya geçen gün bir program gösterdi çocuklar bana. Ya televizyon izlemiyorum sonuçta. Programda benim kendimi tanıtma çabam olduğunu söylemişler. Bir de benim tanınmadığımı ve beni insanların tanımadığını dile getirmişler. Evet. Çok komik bir diyalog var. Belli ki kendileri nemalanmaya çalışıyor bu durumdan. Ama benim buna hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Yani ben bir ilişki yaşasam bile onu koluma takıp kameraların önüne geçmeyi hiçbir zaman tercih etmedim. Kas yaptım, gelin beni çekin falan. Bunlar ya değil mevzu yani. Ona ayrı gireceğim. Konserlerden önce spor yaptığını, nefes açtığını, kendini daha iyi, daha sağlıklı, daha fit hissederek konsere çıkmanın iyi olduğunu düşünüyorsun. Abi bunu, kesinlikle. Bunu bir felsefe, bir düstur olarak kesinlikle görüyorsun. Kesinlikle yani. Bir de onu alıştırdım kendime. Spor yapmadan olmuyor. Ya hala öyleyim de bununla ilgili çok hassasım. Hatta etrafımdaki herkesi buna alıştırdım bu arada. Gelirken de yine çalışarak mı geldin? Ben bir yarım saat koştum abi gelmeden. Ya espri yapmıyorum. Yok gerçekten. Şaka yapmıyorum ya ben de. Bayağı gelmeden koşumu yaptım. Gelmişim buradan spora geçeceğim. Spora geçeceksin. Fitness yapacağım. Evet. Yani benim hiçbir zaman böyle bir kaygım olmadı abi, anladın mı? Hani beni lütfen herkes tanısın. Ya ihtiyacım yok ki. Ben onu zaten 2012 yılında yaptım yani. Evet. Yani kimse YouTube'da akustik çekmiyordu. Evet. Şimdi herkes akustik çekiyor. Ben onu 8 yıl önce yaptım ve o videoların hepsi 100 milyon, 200 milyon olmuş durumda. Oturup bir de bunun şeyini yapmadım. Hadi herkes izlesin. Hemen 200 milyon olsun. En önemli benim falan olmadı hiçbir zaman. Gelin abi, ortak oluyorsanız oturun yani. Neden seni YouTube'da bu kadar çok takip eden, bu kadar şarkılarını dinleyen var? Neden? Şu an rahat konuşuyoruz ya. Tabii tabii. Yani bunu her zaman yapamıyorsun. Neden YouTube insanı seni izlemek orada çok rahat ve özgün ve şey, şunu istiyor adam. Ben ne kadar klarnet çalıyorsam o da o kadar çalıyor. Ben orada o klarneti çaldığım zaman diyor ki ben de bu kadar çalıyorum. Dur bir bakayım diyor, neler yapıyor diyor. Evet. Yani elimizde bir kamera, bir mikrofon takıyoruz, tak 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 tak. Evet evet, aynen. Devam.
Bir de akustik mevzusunu ben getirdim. Yani akustik vardı ama bunu YouTube'a aktarmayı ben başlattım. Şu an akustik herkes akustik bundan çektiği için bundan gurur duyuyorum. Lafı çok tuttum. Herkes ama, akustik çekiyor. Ama çok gurur duyuyorum bununla. 4 tane albüm. Seni çok özlüyorum. Harika bir albüm olmuş. Teşekkür yine ederim. Yine böyle kalbe çok dokunan şarkılar var. Fenerbahçe taraftarları da merak ediyordur. Fenerbahçe takımı da merak ediyordur. Albümler yaptın, konserlerinde çok şarkılar söylüyorsun. Sen Koray Avcı olarak Fenerbahçe taraftarlarına, büyük Fenerbahçe taraftarına hangi şarkını ithaf edersin? Yanlış bir şey söylemeyeyim, düzgün olsun da. Kalbe yani, istesin evet. İçindeki aşk kelime. Sana benzer. Aşk sana benzer. Yani eski mesela, albümden. Aşk sana benzer. Mesela bir lokma böyle. Yani söyleyeyim. Biz bunu çalalım bence. Olur. Biz bunu söyleyelim size. Harika ekiple olur. Beraber tamam, yapalım söyleyelim. Şimdi. Yapalım, yapalım. Aşk sana benzer yapalım. Tamam, Koray Avcı sizin için söylüyorum. Aşk sana benzer. Sana benzer.
sana benzer. Sonuçta müzik hayatıyla ilgili şeyler söylüyoruz ama sporla bütünleşen bir insansın. Sanata, hayata, spora bakış açını üç kelimeyle ifade eder misin bana? Felsefen ne? Ben çok az konuşan biri değilim abi. Üç kelimeden fazla çıkabilir bende. Hiç fark etmez. Ama... Çünkü hiçbiri senin hayatından ayrılmıyor. Spor ve müzik. Yani spor çok önemli. Ben zaten sporla başladım hayatıma. Orayı önceden basketbol, de yapar mıydın? Tabii yani basketbol. Muğla'da, üniversite zamanında basket oynadığın üniversite zamanda. Üniversite öncesinden lise ve üniversiteye bağlandığımız zaman mesela basketbol oynadım ben. Anadolu Efes ve Şeker Spor'da oynadım. Duydunuz. Altyapıdaydım. Mesela bunu bilmiyorlardı evet, dinleyiciler. Altyapıdaydım ve şey olacaktı. Hani takıma girecektim. Ona hazırlanıyorduk. Hatta o dönemler boyum 1.80 benim. Mesela ayağım var mı o kadar? Var abi. Ciddi misin? 1.80'im ben. Hiç göstermiyorsun. Ya. Uzaktan küçük görünüyor olabilir ama. Yok ciddi söylüyorum ama. Vallahi 1.80 şaşırdım yani. O dönemler Allen Iverson vardı. Ben de ondan çok özeniyordum böyle. Ben de kambur oynardım böyle. Kaçışlarım hep kambur olurdu. Kambur oynardım böyle. O zaman iyi sıçrarsın. İyi sıçrıyordum. Ha. İşte bir kere iyi sıçradım abi. Potaya sımacı bastım. El kaldı orada. Üzerine ne? Düştüm. Bitti mi? Ve yapma. Bütün ya o basketbol hayatım orada bitti benim yani. Çünkü kolum kırıldı ve doktor kırıldığını da söylememiş. İncindi demiş. Bir sene sonra öyle. Atamıyorum topu. Sürekli elim sızlıyor. Yapamıyorum yani. Yapamadığımı söyledim. Hatta o dönem gym'de yapıyordum. Fitness'a da gidiyordum. Onu da çekemediğimi fark ettim. Kol öyle ısındı kaldı ve benim bütün basketbol hayatım orada bitti. O da bir kader mi sence? Üç kelime dedin ya, kader, he. Sağlık ve hayat benim için. Aynen. Spor ve müzik. Aynen. Üç şey. Kader, sağlık aynen. Ve hayat. Yani bundan ibaret benim için spor ve müzik. Bunu da araya sıkıştırayım dedim. Güzel. Ama şöyle mesela neden Fenerbahçe diyeceksin? Evet. Ben babadan Fenerbahçeliyim. Yani ben doğduğumda çocuk böyle bir girdiğim zaman hayatın içerisine futbolu öğrenmeye başladığımda babam beni ilk forma mesela Fenerbahçe forması olmuştu. Ben o formayı ilk aldım çok heyecanlanmıştım. Çünkü gerçekten sarı ve lacivert seviyorum ben. Ne kadar siyah giyinsem de. Evet. En sevdiğim renkler yani sarı ve lacivert. Evet, sadece siyah giyiyorum. Siyah giyiyorsun. Sadece siyah giyiyorum ama bu renkleri çok seviyorum. Bir de bir şey de çünkü... yani siyah giymende de yok. Beyaz da giyebilirsin. Ya gerçekten çok iyi. Bilmiyorum. Yani. Yani o dönemler öyle bir alışkanlık haline gelmişti. Senin ne kadar Fenerbahçeli olduğunu da çok iyi biliyorum. Evet, evet. Peki, şimdi her sanatçının kendine özgü kuliste olmazları olabiliyor. Evet, evet. Yani ihtiyaç anlamında. Kesinlikle. Ya da istekleri anlamında ya da totemleri anlamında. Evet. Muhakkak o olsun, sarı çiçeklerim olması lazım. Efendim muhakkak şu soda olacak. Eyvallah. Senin olmazsa olmazın var mı? Yeşil elma. Yeşil elma. Yeşil elma yani, beni kurtaran yeşil elma. Aslında hiç şaşırmadım. Çünkü hani spor olayı falan var ya yine. Yeşil elma. Zaten önemli. Her spor salonuna gittiğin zaman o kasenin evet. içinde yeşil elmalar hep durur zaten. Ya benim yani. Benim sadece yeşil evet. elma. Başka bir şey istemem. Ama tabii gerekli bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor arkadaşlar. Bu albümler çıktıktan sonra konserler hemen başladı benim ya. 4 gün sonra başladı konserlerim evet. benim. Benden şey istediler ekip. Turdaki arkadaşlar. Bize bir liste hazırla. Ne istiyorsan neye ihtiyacım var diye. Ben o ilk listeyi hazırladığımda hiçbir şeye ihtiyacım yok demiştim. Ama konserleri yapmaya başlayınca evet. Havluya ihtiyacım var, terliğe ihtiyacım var. Çünkü o an o kadar hızlı ve bazen tereddütlü geçiyor o kulisler. Yani evet. Hiç keyif yaptığımı hatırlamıyorum kuliste. Çok nadirdir yani. Çünkü hep bir hızlı, hadi bunu yap, şu koşun, ışığa bir şey oldu mu falan. Hep ben bir de yöneticiyimdir. Tutamam kendimi. İlginç yani. Her şeyle uğraşırım. Asla oturup keyif yapmam. Yani. Kesinlikle. Bir de bazen hızlı geçiyor. Uçaktan indik, kulise geçtik, duş aldık. Evet. Spor hep hadi bir şeyler atıştır. Hep o kuliste olması gereken şeyler zamanla üzerine oturdu. El gidiyor mu? Kulise girdin mesela. Arıyor mu gözün hemen yeşil elmayı? Tabii. Yeşil elma. Zaten çocuklar hemen önce yeşil elmayı getirir. Abi yeşil elma. tak tak tak. O rahatlatır beni. Yani orası yatak odası. Belirli bir yaş almış ve evet. zaman harcamış insanların ekstra keyif alacağı şeyleri istemeleri bence hakları. Mesela buraya da gelirken haliyle dedin ki ben kebap yemeden çıkamam. Hayır. Yalan söylüyorlar. Sonra yeşil çayım burada olacak. kesin o kebabın üstüne
şöyle kaymaklı ekmek kadayıfını direkt yemeliyim. Abi 2 yıl oldu onları ağzıma sürmeyeli. 2 yıldır kebap yemiyorum. Dün gece saat 2'de, gece 2'de canım çiğ köfte istedi. Ah kıyamam, yemin yazık ediyorum, ya. Bugün çekim yapacağız diye yemedim. Ama canım hala çekiyor. İşte benim de o oluyor. Çok göbekliydim ben. 98 kiloya kadar çıktım. Evet, seni ilk tanıdığımızda şiştim yani, her ne kadar şiştim. Siyah da giysen ama sevimliliğinle o tamamen... Ya yani. İşte hani eli yüzü düzgün deyin artık bana. Vallahi bak dün dizi izliyorum, bir tane çocuk çıktı. Ya dedim, ben niye böyle olamıyorum dedim ya. Hani bunu nasıl yaptılar, beni nasıl yaptılar dedim. Sonra bir baktım aynaya, dedim ki yok yani hani haksızlık da etmeyeyim yani. Hani çok da vahim durumda değilimdir yani. Totemin yetmiyor. Var mı Koray? Yok abi ya. Önceden bir espri yapmıştım daha önce bir kanalda. Ben tükürürüm demiştim. Onu da espri yapmıştım nasıl, ama. Nasıl yani? Şeye çıkarken mi? He, sahneye çıkarken mi? Tükürürüm demiştim ama öyle bir şey de yok. Değil yapmıyordum işte, sağ ya. Sağ ayakla çıkılır, belki sol ayakla çıkılır. Yok abi, ayağı sağ solu mu var? Solla sağın arasında falan yok. Sporcular yapıyor ya, Alexis Souza 3 defa seker ve sağ ayağını atar gibi. Ya o totem oluyor galiba. Tabii ki. Bizim öyle bir totemimiz yani. Yok. Benim... Abi. Yani öyle bir totemim yok. Direkt çıkarım ben ya. Anladım. Yani direkt maç çıkarım. Maç seyrederken var mı Koray? Toplanıyorsunuz, maç seyrediyorsunuz. Evet, falan. Mesela orada totemin var mı maç esnasında? Mesela işte sandalyenin penaltı... üzerine çıkıyorum abi. Güzel, güzel. Sandalyenin üzerine çıkıyorum. Çok enteresan. O sandalyenin üzerinde şunu yapmam lazım. Ha, yani. Şöyle ha, durmam şu, lazım. Şu mu? Aynen. Penaltı böyle atarken mi? Durmam lazım. Aynen. Ya, penaltılarda ve... Ne oluyor diye yani. Penaltılarda ve orta için. Sahadan sonra ben hep böyleyim. Yani niye, ne oluyorsa hep böyleyim. Problem böyle misin? Böyle bir bak, istemsiz ama. Bu sene Fener şampiyon olsun, ben böyle durmaya razı. Tamam abi. Ben de geleceğim, beraber duracak. Çekecekler bizi orada. Böyle tepeye çıkacağız. Sandalyenin üstüne çıkma var. Bir de gol attıkları zaman bardağı dikiyorum. Önümde ne varsa. Sıcak çay varsa sıcak çay. Su varsa nasıl? Suyu dikiyorum. Tık 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 tamam, tık bitirip atı koyuyorum. Tamam, sıcak bir şey. Fark etmiyor. Peki, içiyorum dakika, abi. Yani gözüm görmüyor. Aldığın zaman devam ediyor musun? Tabii ya, bitiriyorum onu, koyuyorum geri abi. O şey mi peki? Bitirmezsem, asitli içecekler falan. Hayır, bitirmezsem sorun mu olur diye düşünüyorsun. Abi sıcak gelince insan ödüllendiriyorum. Refleks yapar ya. Kendimi yani. Ödüllendiriyorum gol atıldığı zaman. Ya sen benim başıma geleni söyleyeceğim. Söyle. Ben. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Beşiktaş stadyumunda maç. Bir Fenerbahçeli pardon. Olarak Beşiktaş'la. Vodafone Park'ta mı, eski zamanın mı? Yenilendikten yani. Sonra gittik. İşte abilerimiz var. Sevdiğimiz abilerimiz. Koray sen de gel. Gel dedim. Abi Fenerbahçeli. Ben de gelirim abi. Evet, tabii abi. Ki izlerim dedim. Ama dedim ben dedim Fenerbahçe'ye oğlum dedi olmaz. Biz Beşiktaş'ta dedi VIP'de olacağız. Evet. Abi yemin ediyorum bere takıyorum. Aç dedim, otur dedim şurada. Keyfine bak. Evet. Sorun oldu mu? Yok, hiçbir şey olmadı. Olmadı. Peki şöyle bir döndüğün zaman sahaya baktığında yaklaşık 45 bin 50 bin taraftar burada. Fenerbahçe futbol takımıyla maça çıkıyorsun. Koray Avcı. Orada anons ediliyor. Kaç numara olmak isterdin? Yani ben sol bek olmak isterdim. Solağım çünkü. Yok ama Caner Erkin olmak isterdim. Evet abi. Onun mevkisinde oynamak evet isterdim. Evet abi. Orada olmak isterdim. Neden? Ben Caner Erkin'i seviyorum. Bir ikincisi solağım bir de abi. Korkarım ben. Şöyle bir baktım da ya. Yani kaç numara olmak isterdim? Ben taraftar numarası olmak isterdim. 12 numara. Evet. Ya oraya söylesen Allah'ına şükür. 12 oraya, olmak isterdim. 12 ben. Numara. Siz Koray Avcı. Ben yerimi bilirim arkadaşlar. Şöyle evet. Şeye gerek yok. Güzel, Koray Avcı 12 numara. Düet yaptığın muhakkak sanatçı arkadaşların olmuştur. Albüm olarak mı yoksa sahne olarak mı? İkisini de söyleyeyim. Albüm yani hiç kimseye düet yapmadım bu zamana kadar. Sahnede? Sahnede tabii ki yaptım. Yaptın. Tabii. Kiminle çok, yaptın? Yasmin Levy ile yaptım. Ha. Hakan Altun'la yaptım, Volkan Konak'la yaptım, birçok müzisyenle beraber düet yaptım. Peki şimdi yani. Vurucu soru geliyor. Fenerbahçe takımında kiminle düet yapmak istersin? Şöyle söyleyeyim, ben de o zaman biraz şaşırtmaçlı olsun benimki de. Ya şaşırtmak diyor ben Nazım'la yapmak isterdim. Nazım Sangare? Evet. Ciddi misin? Yeni oyuncunuz. İlginç. Neden? Oyuncunuz. Arkadaşım şey çünkü o yüzden. Arkadaşım tamam. Çünkü o yüzden. Tamam, doğru bir transfer. Gökhan Gönül'le beraber şu kesinlikle. Anda milli takımda zaten oynayan biri. Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Kesinlikle. İlerisi için de çok önemli bir yatırım. Çok iyi transferler de yaptık.
Güzel. Başarılı sevindim. Olacağına inanıyorum. Hiç görüştün mü Nazım'la? Ben tabii sık sık. Sık sık görüşürsün. Zaten ben daha önceleri, ya transfer olmadan önce, pandemiden önce Antalya'da yaptığım konserlerde muhakkak gündüz de görüşürüz. Buraya bu takıma gelmesinde senin bir faktörün var mı? Ben sürpriz oldum. Emin misin? Vallahi sürpriz oldu bana. Ha, bilmiyorum. Ya, yani ha? Benim ha, gitarcım... Bilirsin diye söyledim. Vallahi haberim yok. Bana bile söylemedi. Gitarcım sabah aradı, böyle yaptı. Abi haberin var mı dedi. Nazım dedi Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Aa dedim. Aa. Süper. Hani artık görüşeceğiz İstanbul'da bir de. Evet. Bir de yani sevindim onun adına. Bütün konserlerime gelirdi bu arada. Yani Antalya'da yaptığım bütün konserlerime gelirdi. Kesin gelirdi. Kesin. Hep görürdüm onu Nazım'ı. Ağırlardın. Güzel. Seviyor bir de o. Anladım. Enteresan bir şekilde Türk halk müziği seviyor bir de. Sana enteresan bir şey daha söyleyeyim mi? Belki senden feyiz aldığı için olabilir mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum abi. Nazım Fenerbahçe'ye transfer olduğu zaman videosu yayınlandı. Videosunda bağlama çalıyordu, türkü söylüyordu ve Mihriban'ı söylüyordu. Vallahi haberim yoktu bundan. Yani ben bayağı uzak kalmışım buralara. Nazım'a da ayıp olmasın. Biliyormuş gibi yapayım mı ya? Ya. Biliyorum, evet abi. Nazım çok güzel bir bağlama çalar. Acayip çalar. Bir şey söyleyeceğim. Hep hadi. Bana çalar Antalya'da. Peki hiç siz dinledin mi şarkı? Yok vallahi hiç öyle bir muhabbetimiz olmadı. Onun için soruyorum. Hani görüşürüz, muhabbetimiz var. Ya biz şimdi ya. Antalya'ya gidince tabii yani yaptığımız en iyi şey işte bisiklete binmek. Ha. Hani sahilde gezmek, oturup biraz muhabbet etmek. Hiç bunları konuşmadık aslında. Anladım. Ama artık bundan sonra konuşmalarım olacak yani. Saatlerce kuliste falan oturup şarkı söylediğimizi biliyorum. Ama öyle hiç bilmiyorum. Yani benden feyiz aldıysa ne mutlu bana. Ama sevindim Nazım'ın böyle bir başlangıç yapmasına. Peki Fenerbahçe taraftarlar merak etmeyin. Yine Koray Avcı'nın o güzel sesinden yine güzel bir yorum gelecek ama. Aslında bir sorum daha var. Sonuçta sen sporun içerisinden gelen bir insansın ama futbolcu olmayı hiç düşündün mü? Yine bir kaderimdir bu. Düşündüm, düşünmedim değil ama beni hep kaleci yapıyorlardı. Neden? Bilmem. Neden kaleci? Kaleci yapıyorlardı beni. Kaleci olmak kötü değil de ortaokulda kaleci olmak kötü. Evet. Yani herkes takımını kuruyor, değil mi? Beni ondan kaleci yapıyorlar. Kaleci oğlum lazım. Beni araya alsanıza. Evet. Tamam. Kalecilik takımda oynadığın zaman güzel. Ortaokulda oynadığın zaman pek de iyi olmuyor yani. Evet doğru söylüyorsun. Futbol benim yaramdır biliyor musun vallahi. Abi? Vallahi yani yaramdır. Ama eğer müzisyen olmasaydım muhtemelen yine spor dalından birisi olurdu. Ama bütün spor dallarıyla ilgilendim ben. Yani basketbol, futbol, voleybol, handbol hepsiyle ilgilendim. Hepsine bir zaman ayırdım hayatımın evet. Belirli dönemlerinde. Ama futbolcu olamazdım herhalde. Bir de benim ayağım 45 numara. Ne? Evet. Ciddi misin? Valla. 1.80 boy diyor. İnanın benim boyum zaten 1.70. Arada 10 santim var. Ama gelin yanına 1.80 gibi durmuyorsun yemin ediyorum. Neden ama bilmiyorum. Allah Allah. Fakat. Gel abi. Ya bak şimdi artı. Şimdi ayak diyorsun. Çekiyor mu? Abi 45 diyorsun ya bakıyorum şöyle. Baksana abi yani. Sen çok dik duruyorsun ben ne hayır, diyorum. Hayır benim kafamdaki 1.80 var ya. Benim kafam bak, 30 santim abi Allah'ını seversen. Vallahi billahi. Abi hani benim gözümdeki 1.80 falan odur yani. Onun için ama 45 diyor şaşırdım valla. Valla yine yanlış yapmışlar galiba beni. Yine yanlış yapmışlar vallahi beni. Valla 45 vay ya. 45 şaşırdım numara ben. Abi. Ciddi söylüyorum. Bayağı 45'im yani. Koray şaka bir yana. çok keyifli bir muhabbet oluyor. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık diyorum. Biteceğini zannetmeyin. Çünkü o güzel sesinden, o güzel yorumuyla bir şarkı daha dinleyelim. Tamam. Seninle gülüşürdüm şehir.
acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Çok samimi söylemek istiyorum. Tabiri caizse sokaktan gelen halka dair bir insansın. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Egolarını bir kenara bırakmış ve ister istemez ego da yapabilecek background'a da sahipsin. Adamına göre. Bir mütevazını da çok rahat gösterebiliyorsun. Çok farklı müzik dallarıyla ilgileniyorsun. Yani türkü de söylüyorsun, oyun havası da söylüyorsun. Sen rap yapan bir adamsın ve dibine kadar rap yapan bir adamsın. Yani zamanında rap yapmıştım. Evet. Onunla ilgili çok... ayrı bir parantez açacağım. Her başarı bir anda çıkmıyor. Dibe vurduğunuz zamanda bile nasıl çıkıldığının sorusunu birazdan Koray Avcı'ya soracağım. Bizim de sahneye çıktığımız zaman hep bir röntgenini çekeriz dinleyicilerimizin. Sen de bunu yapıyorsundur ve ona göre, nabza göre şerbet veriyorsundur. Bu diyaloğu sağlaman kolay mı senin için? Yok. Değil maalesef. Bunun için ön bir hazırlık yapıyor musun? Olsa. Her şeye dokunuyorum diyorsun ya. Yani sahneye, ben gelişi güzel. Gelişi güzel. Diyorum. Bir not alıp yazıp çalışıp çıktığım hiçbir sahne olmadı. Kabare yapıyorum zaten sahnede. Evet. Kesinlikle. Kabare yaptığım için o çok zor bir olay. Evet. Ama hiç öyle hazırlanayım, hemen bir şeyler yapayım, çıkayım olmadı. Yazıp çizem bir şey yok ya, bir tekst yok. İnteraktif sahne yapıyoruz zaten. Belirli bir kalıp şarkılarımız var. Ya da işte belirlediğimiz ekibimizle parantez içine aldığımız bölümlerimiz var. İşte birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, ara bölüm, sohbet bölüm, beşinci bölüm. Onları istediğiniz zaman yer değiştirebiliyoruz ama bunu kafamızdan yapıyoruz böyle. Hani dönüp değiştirin dediğim çok anlar olmuştur. Ama hep interaktiftir. Ama benle mesela bateristim hep şey der Alper. Sana çalmak çok zor. Neden? Der. Çünkü hep böyle olmak zorunda. Evet, her an yani ben onun eline bir kağıt veriyorum ama o biliyor ki, ona bakıyor. Onu ezber diyor ki bunları okuyacağız ama nasıl olsa değişecek. Evet. Diyor yani. O yüzden hep böyle aktif olması lazım ekibin. Bu kadar şeyi yapmaya çalışmak acaba ya, bir şey, çünkü yarım bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani mesela piyano çaldınız, yarım bıraktınız. Yıllar geçiyor üzerinden, o hala yarım bırakılmış vaziyette. Basketbol oynadınız, yarım bıraktınız.
Resim çizdiniz, yarım bıraktınız. Sonra Leonardo da Vinci'nin bir kitabı çıkmış. İşte kalın bir kitap, bayağı bir kalın bir kitap. Orada bir bölümde şöyle yazıyor. Yarım bırakmak aslında o kadar da kötü değil. Leonardo hayatı boyunca çoğu resmini yarım bırakmış. 10 yılda tamamladığı resimler olmuş mesela. Evet. Ya da eskizler olmuş. Doğru. Şimdi koca Leonardo yani herhalde o da yanlış yapmamıştır deyip. Ben de bundan heyecanlandım. Mesela yıllardır bir piyano eğitimim vardı. Onu yarım bırakmıştım. Şimdi tekrar başladım piyanoya. Zorlandın mı? Yine o... Vallahi iki parmakla başladık. İki elle başladık yani. Ha, güzel. İki parmak diyorum. Ya iki elle başladık çalmaya. Hani beş dersi bir derse kapattık. Ama o heyecanı hep devam ettirmemiz gerekiyor hayatımızda bence. Her şeye dokunmak iyi değil, onu söyleyeyim. Her şeyle uğraşmak iyi değil. Tek bir şeye fokuslanmak bence hayatınızda başarma ihtimalinizi yani %90'a çıkartabilir. %100 olmasa da. Ama her şeyle uğraştığınız zaman bütün yüzdeler bölünüyor. Evet. Ve işiniz bence biraz da şansa kalıyor. Ya da kader diyelim yani. Şansa inanır mısın? Kesinlikle. Benim o videom YouTube'da olmasaydı, YouTube'da görülmeseydi, YouTube'da dinlenmeseydi ben yine yolumdan vazgeçmem. Kesinlikle. Yine bu şekilde devam eder. Kesinlikle. Bu noktaya da belki bu zaman olmasa da başka bir zamanda yine gelirim diyebiliyorsunuz. Düzelteyim. Bu konuşmandan bunu anlayabiliyorum. Yani düzelteyim, ben hiçbir zaman ünlü olayım demedim. Yok, onu demiyorum başarıdan zaten. Başarıdan bahsediyorsanız. Başarı, konu başarı. Yani çabaladığım şeyin meyvesini almak diyorsanız yine yani olayı biraz kadere bağlarız ama dediğiniz gibi şimdi olmasaydı başka bir zaman olurdu yani. Ama elbet olurdu çünkü bir emeğimiz var. Çabalamak diyelim. Çabalamayı evet. Çok seviyorum. Hala çabalıyorum. Umarım herkesin çabaları üstüne da... Üstüne hep bir şeyler koyar arada. Evet. Her sahnenin de... Mesela şey diyemezsin değil mi? Benim sahnem aynıdır. Mesela, yok. Çünkü repertuarın hazırlansa bile o repertuarın içine neler giriyor? Yani ayda 20 konser yaptığınız zaman... 20 kere repertuar değiştiremiyorsunuz. Tutmuyor, tabii, ama birbirini tabii. Tutmadığı oluyor. Evet. Yani hiçbir sahne birbirini tutmuyor ama belirli kalıp şarkılar var mesela. Onları okumak zorundayız. Ama onu bile ben 3 ayda bir değiştirmek zorundayım. Çünkü senin de kendini yenilemen, normalde 6 ayda. Lazım, normalde 6 ayda 12 ayda değiştiriyorum evet. Ama ben bunu 3 ayda değiştiriyorum çünkü çok konser yapıyoruz. Çok. Pandemi sebebiyle şu an evet. Yok ama öncesinde çok konser yaptığımız için. Koray, burada konser nasıl olur? Mabedimizde bir Fenerbahçeli olarak muazzam sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlarımızla çok olur. Çubuklu forma ruhuyla havaya girdim bir anda. Şu pandemi bitsin de yapalım o zaman. Yani eğer bunu becerebilirsek sadece ben de değil birçok sanatçı arkadaşla evet. Kutlamış oluruz. Yani. Çok çok keyifli olur. Buranın tam anlamıyla dolu olduğu bir anda yapmak isteriz tabii. Şeref duyarız. Sporun içinden gelen bir insansın dedik. Bu sene çok iyi transferler yaptık. Çok evet. Nokta transferler yaptık. Şu anda, şu ana kadar kadın erkek basketbol, kadın erkek voleybol, futbol evet. Takımımız her anlamda iyi gidiyor. Hep gelişim içerisinde. Bu arada hem televizyonumuzda hem YouTube kanalımızda yeni içeriklerle, yeni süper. Programlarla hep bir gelişim içerisindeyiz. Süper. Bunu da çok rahat görebiliyoruz. Sayın Başkanımız Ali Koç da bu konuda çok destek veriyor ve gerçekten vizyonu çok geniş bir insan olduğu için de otomatikman bu tür gelişimlere her zaman ön ayak oluyor. Bu bağlamda bu projenin gerçekleşmesinde de bize çok ön ayak oldu. Ne mutlu. Stadımızı açtı. Burada yapalım. Ne çok hoş, çok evet. Daha güzel sağ olsun olsunlar. Dedi. Fenerbahçe taraftarı için her şeyi yapalım dedi. Onun için huzurlarınızda tüm Fenerbahçe tarafları önünde bir kez daha başkanımıza, YouTube katıl ekibine, Fenerbahçe TV'ye, Tunç Eribol tüm ekibine hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına son olarak ne söylemek istersin? Ve sonra da senin o güzel sesinden, o güzel yorumundan alasmalık diyelim ve programımızı kapatalım. Tamam. Kalitenizden ödün vermemeniz dileğiyle, hep böyle kalmanız dileğiyle, güzel şampiyonluklar ve güzel maçlara, birlikte nice sarı lacivertlere diyorum. nice zaferlere. Nice zaferlere. Evet. Son şarkıyı da taraftara ve futbolculara armağan ediyorum. Biraz futbolculara da bir şarkı armağan doğru, edelim. Doğru, onlar olmadan olmaz. Onlara da edelim. Evet. Böyle bir güzel bir anı verdiğiniz için ben özellikle... İmre Haydaroğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Ona da ayrı bir parantez açacağım çünkü, zaten. Çünkü evet. İmre benim çok samimi dostum. Evet. Benim çoğu kliplerimi de İmre çekmiştir bu arada. Evet. Ona çok teşekkür ediyorum. Bana bu anıyı yaşattığı için size de teşekkür ediyorum. İyi rica ki varsınız. Ne eksik demek. Olmayın. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Artık bu hafta itibariyle Koray Avcı ile başladık. İyi ki de başladık. İyi ki varsın Koray. Gerçekten Fenerbahçe tüm taraftarlarına sana yürekten teşekkür ediyorum. Sarı lacivertlere gönül veren biri olarak çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Fenerbahçe taraftarları, ilk konuğumuz Koray Avcı'ydı. Ve Koray Avcı dedi ki bu takımda oynarsam 12 numara oynarım. Caner Erkin'in yerine oynarım. Sol ayağım çok sağlamdır. Çok pis vururum. Aynı zamanda sol bek oynarım dedi. Sol kanattan gider gider sıfırdan keserim topu dedi. Biz de Fenerbahçe ailesi olarak ve 12 numara Koray Avcı'yla ve Sayın Başkanımızın Ali Koç'un imzasıyla bu formayı da sana armağan etmek istiyorum. Şöyle kalkabilirsen şöyle yapalım. Böyle mi yapalım? Transfer olmuş gibi hissediyorum kendimi. Koray Avcı'yla devamlı görüştüler. 5 milyon euro. Evet, 5 milyon euro mu? Servis bedeli ve sattım gitti ben gidiyorum hadi. Sattım gitti. Evet, yılın transferi 40 milyon euroya Koray Avcı. Ben etmem o kadar abi, ben etmem. Yaklaşık 50 bin taraftar bu transferi bekliyordu. Gördüğünüz gibi 12 numara beşe razıyım, Koray Avcı. Yani. Koray Avcı bonuslar hariç. Şaka bir yana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu renklere de gönül verdiğin için. Eksik olmayın. Bu programda ilk programımızda bizimle beraber olduğunuz için çok mutlu. Teşekkürler. Şans getirsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Koraycığım. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Zaman geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman. Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında. Alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkuyorum. Kendim bir ben gidiyorum. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkuları bıraktım bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim. Birazcık zaman. Kızgınlığım yalnızlıktan, korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim. Çocuklar gibi ışıkları hep yakarım bu korkudan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala. Kendim
başlar. Bir kendim, bir ben gidiyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun.